Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES videosuyla karşınızdayız. E-Futbol 2023 videosuyla karşınızdayız. Bugün etkinliğe girdik. Hangi etkinliğe girdiğimi ben de bilmiyorum. Tur etkinliği diyordu. İlk çıkana tıkladık. Bu etkinlikte bakalım kazanacak mıyız? Kadromuz kaliteli. Sağlam kadromuz var. Biraz da sesini açalım. Arapça spiker var. Arapça öğrendiğim için ben tekrardan söyleyeyim. İlahiyat öğrencisi olduğum için üniversitede. Arap spiker ondan var. Ondan yorumlarda da değişik değişik şeyler görmek istemiyorum. Onu tekrardan hatırlatayım. Evet. Ödegaard pasını verdi Otavya'ya doğru Otavya. Link alanta gelmedi. Joao Cancelo. Cancelo'ya bak lan. Uzun süreden beri de pese girmiyordum. Bakalım. Ne yapacağız? Adam iyi oynuyor. Yalnız bu adam çok feci oynuyor. Nicolas Barella. Ödegaard aldı topu Erling Haaland. Angel Di Maria kaptırdı topu. Adam maça çok iyi başladı. Luka Modric. Konate. Zeki Çelik. Nicolas Barella. Balkovic. Luka Modric. Emiliano Martinez. Otavya. Zeki Çelik gidiyor. Zeki'nin pası Erling Haaland. Alamadı önüne doğru. Pedri. Ödegaard. Alamadı o da. Van Dijk. Erling Haaland. Nicolas Barella. Luka Modric. Angel Di Maria. Top kayıtları devam ediyor iki takımda da. Ulan Pepe. Belliydi. Erling Haaland. Ödegaard. Erling Haaland. Bukayo Saka. Nicolas Barella. Di Maria. Luka Modric. Adam hiç izin vermiyor. Müthiş bir oyun sergiledi şu ana kadar. Otavya. Luka Modric. Geriye doğru. Pepe. Zeki Çelik. Yarı sahamızdan çıkartmıyorlar. Nicolas Barella. Konate. Ödegaard. Angel Di Maria. Di Maria. Di Maria koşuyor. Di Maria'nın pası Erling Haaland'a doğru. Erling Haaland alamadı. Pedri. Cancelo. Zeki Çelik de çalım yedi maalesef. Zeki Çelik topu kaptı rakibinden. Erling Haaland. Hızlı bir kontrol atak şansı olabilir mi Otavya? Otavya. Çekti geriye doğru Otavya. Erling Haaland. Angel Di Maria. Buradan güzel bir vuruş çektik. Bir şut çektik ama da gol olsaydı mükemmel bir gole imza atmış olacaktık. Rakibin en azından savunmanın bir kısmını kırdık. İnşallah gerisi de gelir. Kendi hatamız da gol yedik zaten. Luka Modric. Erling Haaland. Ödegaard'ın önüne doğru değil. Neymar. Ve ilk yarının skoru Türkiye 0. Real Madrid 1. Yani orta saha mücadelesinin çok olduğu bir karşılaşmaydı. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? İkinci yarıya geçeceğiz. İkinci yarı rakibimiz maçlıyor maça. Kylian Mbappe'nin vuruşuyla maç başladı. Lemar. Kylian Mbappe. Konate. İbrahim Konate aldı topu. Erling Haaland önünden kaçırdı. Nicolas Barella. Ödegaard. Otavya doğru Otavya. Ödegaard. Erling Haaland alamadı önüne. Pedri.
Osaka'da yakalayamadı. Balkoviç. Luka Modric Ali Kalant'a doğru. Otoya. Neymar var orada. Ödegaard topu sahibi oldu. Nicolas Barella. Otoya. Ali Kalant. Çok güzel var arkadaşlar. Zeki Çelik ortası. Angel Di Maria'ya gelmeden savunma. Luka Modric'in ortası. Luka Modric. Angel Di Maria. Zeki Çelik. Nicolas Barella Ali Kalant'ın önünden doğru geçti top. Ödegaard'a çarpan top. Bukayo Kosaka yakalayamadı ve oyuncu değişikliğine gideceğiz. Kimi değiştirsek Otavio'yu çıkartacağız. Oraya hızlı bir oyuncu lazım. Frimpong. Di Maria iyi oynuyor. Ödegaard'ın yerine Dries Mertens'i alabiliriz. Ödegaard da artık yorulmaya başladı. Daha alacağımız oyuncu var mı? Stoper bölgelerimiz sağlam. Molina falan gerek yok. İki değişiklik yapacağız. Bakalım bu iki değişiklik maçın etkisini değiştirecek mi? Otovia. Otovia Luka Modric'in önüne doğru. Luka Modric. Luka Modric. Ortası Ödegaard geliyor. Ödegaard. Nicolas Barella. Offside Ali Kalant için. Kaleci Schmeichel'ymış, kalmış. Ali Kalant alamadı topu. Nicolas Barella baskımı sürüyor. Frimpong topu aldı. Frimpong verdi basını Luka Modric. Luka Modric Ali Kalant kaybetti. Şu Demirix neymiş ya, o değişik Alman stoper ama adını okunuşunu bilmiyorum. Kylian Mbappe. Mbappe geliyor. Pepe. Nicolas Pepe değil. Normal Pepe. Bizim bildiğimiz Beşiktaş'tan. Frimpong. Dries Mertens. Frimpong geliyor. Frimpong. Pası Erling Haaland. Alamadı. Önüne doğru Erling Haaland. Bugün nedense Kenan Karaman gibi oynuyor. Mertens. Frimpong. Zeki Çelik. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kan ne yapıyor oğlum? Kurtarış yapmıyorsun, gaza geliyorsun yani. Sen nasıl bir değişiksin? Yani Kenan Karaman'ın kaçırması gereken bir pozisyon. Bu ve Kenan Karaman burada kaçırdı. Tabii ki Haaland'a Kenan Karaman demem de çok anormal. Zeki Çelik. Dries Mertens. Nicolas Pepe. Zeki Çelik. Zeki. Ali Kalant. Zeki. Ali Kalant'ın vuruşu ve top ağlarda. 86. dakikada gol atıyoruz beraberlik golünü. Zeki Çelik. Ali Kalant işbirliği. Baskımı sürüyordu rakip. İlk yarıda gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydu ama onu kırmayı başardık. Daha sonrasında 86. dakikada golümüz. Kylian Mbappe ile başlayacak Real Madrid takımı. Lampard. Kylian Mbappe, aha o kadar sevindik şimdi. Sevincimizi sağımızda bırakmayın lan. Konate. Emiliano Martinez. Zeki Çelik. Nicolas Barella, aha. Balkoviç, Pepe, Nicolas Pepe diye isim geliyor nedense ya. Evet. Türkiye Real Madrid maçı her iki takım da yenişemedi bugün.
Zorlu bir mücadeleyi atlatıyoruz. Aslında çok pozisyon yoktu maçta. Yani çoğunlukla hep orta saha mücadelesiyle geçen bir karşılaşmaydı. Ve biraz da önemli anlara bakalım. Önemli anlarda da görüyorsunuz. Burada çok büyük bir hata yaptık ve Morientes golü kaydediyor. Çok büyük bir hata yani. Şurada bu hatayı ben nasıl yaptım? Yani hatamız sebebiyle belki de bugün yenildik. Emiliano Martinez burada yeterli olmadı çabaları. Daha sonrasında Di Maria'nın mükemmel şutu gol olsa var ya, yani gerçekten müthiş bir vuruş. Tam 90'a doğru gol olsa gerçekten güzel bir gol olabilirdi. Biz de Ömer Üründül gibi yorumlar yapmaya başladık. Frimpong'un pası ve Zeki Çelik ortası Erling Haaland. Top out'a doğru çıktı bu pozisyonda. Ve Zeki Çelik Erling Haaland'ın önüne bıraktı. Erling Haaland iki oyuncunun arasından güzel sıyrıldı ve golü kaydetti. Görüyorsunuz direğe çarpmış ve içeri girmiş. Ve maçın skorunu belirleyen gol Erling Haaland'dan geldi. Evet, bugünlük PES videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.